Bu meseleden merhabalar. Bu bölümümüzde sinema tarihinin en çok Oscar kazanan oyuncularına göz atacağız. Geri sayımımıza sadece 3 veya daha fazla Oscar alan oyuncuları dahil ettiğimiz için aralarında Marlon Brando, Robert De Niro ve Tom Hanks gibi yüksek profilli aktörlerin de bulunduğu birçok 2 Oscar'lı ismi bu listede göremeyeceksiniz. Ayrıca eşitlik durumunda en iyi oyuncu ödülünü, en iyi yardımcı oyuncu ödülünün üzerinde puanlayarak değerlendirdik. Oscar'lar bu kritere göre de eşitse bu kez daha fazla aday olan oyuncuyu üste çıkardık. Bu kısa notu düştükten sonra zirvenin 6. sırasındaki aktör Walter Brennan ile başlıyoruz. Bugün pek kimsenin tanımadığı Brennan, Hollywood'un altın çağları olan 1930 ve 40'lı yıllarda en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına tam 4 kez aday olup bunların 3'ünde ödülü kazanmayı başarmış. Walter Brennan'ın Oscar kazandığı filmler sırasıyla 1936 yapımı Come and Get It, 1938 yapımı Kentucky ve 1940 yapımı The Westerner. She's the most beautiful woman I ever met. Met? You mean to tell me you met Lily Langtree, the real her in the flesh? The winner is Ingrid Bergman in The Murder on the Orient Express. Listemizin 5. sırasında yine 3 Oscar'lı bir oyuncu olan efsanevi İsveçli aktris Ingrid Bergman var. Bergman, ikisi en iyi kadın oyuncu, biri en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında olmak üzere kazandığı 3 Oscar'ın yanına tam 7 dalda Oscar adaylığını da eklemeyi başarmış. Help. I was terribly unhappy. For long? A week. About a week. It's not very long. It's an eternity if you're really unhappy. I was so filled with unhappiness that nothing else existed. Ingrid Bergman'ın en iyi kadın oyuncu Oscar'ı aldığı filmler sırasıyla 1944 yapımı Gaslight ve 1956 yapımı Anastasia iken en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını aldığı film 1974 yapımı Murder on the Orient Express. You knew how much I loved you. How much I still love you. And the Oscar goes to Jack Nicholson in As Good As It Gets. Dördüncü sırada birçoğunuz için çok tanıdık bir oyuncu var. Jack Nicholson. Birçok unutulmaz performansını izlediğimiz Jack Nicholson'ı öne çıkaran faktör, kazandığı 3 Oscar'dan çok, ulaşılması güç bir istatistik ile elde ettiği tam 12 adaylık olsa gerek. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. Sırasıyla 1975 yapımı One Flew Over the Cuckoo's Nest ve 1997 yapımı As Good As It Gets ile en iyi erkek oyuncu ve 1983 yapımı Terms of Endearment ile en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'larını alan Jack Nicholson'ın toplamdaki 12 adaylığı kendisini gelmiş geçmiş en çok Oscar adayı olan erkek oyuncu yapıyor. Anything else? Yeah, now all you have to do is hold the chicken, bring me the toast, give me a check for the chicken salad sandwich and you haven't broken any rules. You want me to hold the chicken, huh? I want you to hold it between your knees. Well, and the winner is Marvelous Meryl Streep. Geldik 3. sıraya ve bir başka rekortmen oyuncuya. Meryl Streep. 1982 yılından Sophie's Choice ve 2011'den The Iron Lady ile en iyi kadın oyuncu, ayrıca 1979 yılından Kramer vs. Kramer ile en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ları bulunan Meryl Streep, tek kelimeyle tam bir istikrar abidesi. Usta kadın oyuncu dendiğinde akla ilk onun isminin gelmesi sebepsiz değil. Streep tam 21 dalda Oscar'a aday olarak kırılması çok güç bir rekoru eline geçirdi ve bu rekorun daha uzun yıllar kırılması imkansız gibi duruyor. Bakalım bu yaşayan efsane, elindeki hali hazırda ulaşılmaz görünen rekoru ne kadar geliştirebilecek? Believe me, I have to live with that every day of my life. But in order to leave him, I had to believe that it was the only thing I could do. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis in My Left Foot. İkinci sırada Altın Heykelci'ye 6 defa aday olup
3 kez kazanan Daniel Day-Lewis var. Britanyalı aktörü diğer efsanelerin önüne geçiren sebep, kazandığı 3 Oscar'ın tamamının en iyi erkek oyuncu kategorisinde olması. Thank you for coming, Brother Daniel. Lewis sırasıyla 1989'da My Left Foot, 2007'de There Will Be Blood ve 2012'de Lincoln ile ödülü kazanmayı başardı. You see, there it is. Even in that 2,000-year-old book of mechanical law, it is a self-evident truth that things which are equal to the same thing are equal to each other. You can't marry that guy. George, I'm going to. Why not? Listenin en tepesinde 12 kez aday olup 4 kez en iyi kadın oyuncu Oscar'ını alan Katharine Hepburn var. Hepburn'un ödül kazandığı filmler sırasıyla 1933 yapımı Morning Glory, 1967 yapımı Guess Who Is Coming to Dinner, 1968 yapımı The Lion in Winter ve 1981 yapımı On Golden Pond. We're at the far edge of middle age, that's all. We're not, you know. We're not middle aged. You're old and I'm ancient. Oh, poo. Katharine Hepburn'un bu listedeki diğer oyunculara göre eşsiz yapan bir özelliği, Oscar ödül törenine hiç katılmamış olması. 4 kez kazanmış olmasına rağmen ödülü sahnede hiç teslim almayan Hepburn, 1999 yılında Amerikan Film Enstitüsü tarafından Hollywood tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı ilan edildi. We told her it was wrong to believe that the white people were somehow essentially superior to the black people. Or the brown or the red or the yellow ones for that matter. Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.